İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Almanya Ermeni Akademisyenler Birliği, Ermeni halkı, Ermeni beşiğinin varisi ve sahibidir. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Harput'un evleri ve mimarisi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Günü Expo 2020 Dubai Dünya Fuarı'nda kutlanacak. Artsakh Bilim Merkezi'nde Narine Plus adlı süt ürünleri fabrikasının açılışı gerçekleşti. Batı Ermenistan'daki Ermeni Gamper köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermeni sorunu henüz çözülmedi. Ermeni halkı doğal haklarını ana yurtta birleşme, beşiğinde yaşama hakkını henüz kullanmadı. Ermeni halkı vatanı olan Ermeni platosunun Batı Ermenistan'ın mirasçısıdır. Tarihi vatanının ve üzerinde yarattığı tüm maddi ve manevi değerlerin tek sahibidir. Ermeni milletine Tanrı ve tabiatın verdiği vatan, binlerce yıldır Ermenilerin akıl ve elleriyle yaratılmış siyasi koşulların değişmesinin ötesindedir. Herhangi savaşın sonucuna bağlı değildir ve dünyada hiçbir güce Ermenistan'ın ve dünyanın sınırlarını yeni haritalarla yeniden çizme hakkı verilmiyor. Yüzlerce, binlerce yıl geçebilir. Ermeni hükümetlerine 2 Aralık 1920 tarihli Ermenistan Cumhuriyeti'nin zorla Bolşevikleştirilmesi belgesi gibi, 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları gibi, 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü kapitülasyon ve diğer yasa dışı belgeler gibi zorla dayatılan sözleşmeler olabilir. Yine de Ermeni halkı, Ermenilerin tarihi beşiği olan Ermenistan'ın mirasçısı ve sahibi olarak kalacaktır. Almanya Ermeni Akademisyenler Birliği 1860 Başkanı Azat Orduhanyan. Batı Ermenistan'ın Harput Ovası'ndaki köy evleri genellikle iki katlıdır. Yani ya zemin seviyesinden iki kattan ya da zemin kat ve üzerindeki kattan oluşurlar. Taştan yapılan yapılar az vardır. Örneğin Barcanç, Bercenç bugünkü Akçakiraz köyündeki taş yapılar iki cami ve hamamdan ibarettir. Geri kalan her şey tuğladan yapılmıştır. Evler iki katlıdır. Aynı köyde Kürt ağalarının haremlerine ayrılmış ayrı bölümlerin olduğu konaklar vardır. Bazı Ermeni ailelerin de büyük evleri var. Yerel lehçede bu tür insanlara hamba rençber yani asil ve müreffeh çiftlik sahibi çiftçi denir. Tadem'deki evlerin büyük çoğunluğu tek katlıydı ancak ev ahalisinin kış mevsimini geçirdiği bir bodrum katı da vardı. Makalenin tamamını aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz. Yaklaşık 4 aydır Expo 2020 Dubai Dünya Fuarı'ndaki Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri ülkemizin ilgi çekici yerlerini fuarın binlerce ziyaretçisine ve Birleşik Arap Emirliği'nin üst düzey yetkililerine sunmak için her gün kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 6 ay sürecek bu büyük ölçekli sergi Ermenistan Cumhuriyeti'ni, Ermeni kültürünü, tarihini ve ülkemizin farklı alanlardaki mevcut kapasitelerini daha geniş bir kitleye sunmak ve tanıtmak için harika bir fırsat. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal günü de bu dünya sergisinde 30 Ocak'ta kutlanacak. Sergi alanında gün boyu Ermeni havası hakim olacak. Ulusal güne adanan etkinlikler dizisi Ermenistan Cumhuriyeti bayrağının göndere çekildiği törenle başlayacak. Resmi açılış töreninin ardından gün boyunca farklı ülkelerden gelen ziyaretçi ve misafirler için bir dizi kültürel etkinlik düzenlenecek. Ermenistan Ulusal Günü'ne adanmış etkinlikleri aşağıdaki bağlantıdan online olarak takip edebilirsiniz. Artsakh'ın Bilim Merkezi Müdürü Anyuta Sarkisyan, yaptığı açılış konuşmasında Bilim Merkezi'nde Narine Plus adlı süt ürünleri fabrikasının açılışı gerçekleştiğini ifade etti. Sarkisyan buradaki konuşmasında, "Umarım ürünlerimiz hem Artsakh'ın iç pazarında hem de Cumhuriyetimiz sınırları dışında büyük talep görür. Bugünü uzun zaman bekledik. Emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Merkezde yapılan araştırmaları bundan sonra kendimiz üretime geçirme hedefine koyduk," dedi. Narine Plus adlı süt ürünü çok çeşitli patojenik bakterilere karşı yüksek antioksidan ve antibakteriyel aktivite barındırmaktadır. Günlük kullanımda diskobakteriyozu önlemektedir.
ünlü ülke sınırlarını aşan zekası, sadakati ve cesaretleri ile diğer köpek ırklarından ayrılan Batı Ermenistan'daki Gampır köpeklerinin tüy yapıları zorluk şartlarına direnç göstermelerini sağlıyor. Halk tarafından Kangal olarak adlandırılan soylu Gampır köpekleri kurtlardan bir adım önde ve 40 derecede bile yaşayabiliyorlar. Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta son zamanlarda aç kalan kurtlar köylere ve şehir merkezlerine inmeye başladı. Gampır köpekleri cesaretleri ve avlanma yeteneği ile kurtlarla başa çıkıyor ve çoğu zaman kurtları öldürmeyi başarıyorlar. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili insanlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin birleşmesine, hakları için mücadele etmeye ve talep etmeye gerçekten katkıda bulunan çok az yapı var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz nadir platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını genişletmeye ve atalarımızın ayaklar altına alınmış haklarını savunmaya ve geri kazanmaya yönelik adil arzularımıza yardımcı olacak. Adaletin yeniden tesisi için birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk ve solist Radik Alavertyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Antranik Paşan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.